daha soralım. Kerimcan Durmaz. Sosyal medyada yanlışlıkla müstehcen videosunu paylaştı. Evet. Tepkilere neden oldu. Hakkında suç duyurularında bulundu. Kerimcan'a bir şok daha var efendim. Onu da aktaralım sizlere. Bir kişi, bir vatandaş sinirlerine hakim olamıyor. Soluğu Kerimcan'ın oturduğu sitede almış. Güvenliği atlatarak Kerimcan'ın oturduğu villaya gidiyor ve villanın kapısını çalıyor. Kapıyı evin çalışanları açıyor. Daha sonra aşağı Kerimcan'ın annesi geliyor. Kısa süre sonra da polise haber veriliyor ve bu kişi emniyet müdürlüğüne götürülüyor. İfadesi alınıyor. İfadesinde ne söylüyor? Bu da bizim özel haberimiz. Aktaralım sizlere. Elazığ'da küçük bir kız kardeşim var. Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ı takip ediyordu. Son zamanlarda paylaştığı kötü içerikli görüntüleri gördü. Çok sinirlendim. Çünkü kız kardeşimin böyle bir görüntü görmesini hazmedemedim. Alkol aldım ve Kerimcan Durmaz'ın oturduğu siteye gittim. Arkadaşıma geldim diyerek içeri girdim. Kerimcan'ın evini öğrendim. Zili çaldım ve kapıyı bir çalışanı açtı. Kerimcan'la görüşmek istediğimi söyleyince polis misin diye sordu. Evin diğer çalışanları ve annesi kapıya çıktı. Konuşma esnasında özellikle polis çağırmalarını istedim. Biraz konuştuktan sonra polisler geldi ve kendilerine durumu anlatmak için ilçe emniyetine götürüldüm. Hakaret ve tehditlerde bulunmadım. Alkol ile ilgili bir süredir diyor. Zaten terapi görüyordum diyor. Sinirlerime hakim olamadım diyor özetle. Bu kişiyle ilgili de işlem başlatılmış zaten. Evet, aman bu da kötü bir şey. Bu da evet yani. Yani üstelik Kerimcan'ın oturduğu site Beykoz'da birçok ünlünün, iş adamının, Türkiye'nin sayılı insanların yaşadığı zenginlik anlamında bir site ve kapıdan içeriye girmeniz hiç kolay bir şey değil. Bir de zırhlı bir şekilde kapılar var, güvenlikler var. Ve ne olursa olsun birisi içeriye giriyor. Evinin önüne kadar da gidiyor yani. Ya bir Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti yani. Evet, kimse evet. Kimseye kafasına göre ceza kesemez. Yani o zaman Teksas'a döner buralar. Ha, ben ona sinirlendim, dur cezasını keseyim. Yok öyle bir şey. Bu ülkenin tepkin savcıları varsa, hakimleri var. Bir şeyden başka rahatsızlık bir şey duyuyorsan gidersin savcılığa suç duyurusunda bulunursun. Ev basmak. Evet. Ev basmak. Ve, çok ve o çok korunaklı ve o güvenli evet. Siteye ben bir arkadaşıma geldim diyerek girmek. Güvenlik de her ben bir arkadaşıma geldim diyeni içeriye alabiliyorsa hı hı. Çok tehlikeli noktaya çok gider. Yanlış ben şey. Sana kızarım, şu anda senin evinin önüne gelirim. Olur mu öyle bir şey? Şu anda izleyenler de senin yorumunu merak ediyor. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra Kerimcan'ı senden dinleyelim. Tamam. Söyle. Ebru Gündeş de Ebru ne Gündeş. Oluyor ya? Geçen arabada giderken de böyle bir Ebru Gündeş şarkısı dinliyorsun ve dalıp gitmişsin. Kim bilir aklına neler geldi o ara. Tabii geliyor yani. Ebru Gündeş de olsun, Bülent Ersoy da olsun, Sibel Can da olsun, Orhan abi. Sen o şarkıların içine giriyorsun bir de ekstra. Çünkü ben mesela çok gençken hani... Hı. Mesela Bülent Ersoy hayranı. Matinalarından çarşamba günleri, pazar günleri giderdik. Bir de gece bazen rahmetli dayımlar, eşleri giderdik.
Bülent Ersoy hayranı ondan sonra sahnede. Sibel Can, Ebru Gündeş. Şarkıları dinleyince aklına ne geliyor? Gençliğim geliyor. Mücadelen geliyor. Mücadelem geliyor. Tabii ki ben öyle çok zengin bir ailenin kızı, aman şöyle biri değilim yani. Ben Allah razı olsun, Allah nur içinde yatırsın. Babam müthiş bir adamdı. Dayılarım, aile. Ondan sonra onlar benim butikçi, modacı falan olmamı hiç istememişlerdi. Ondan sonra ben çok gizli gittim. Bir tek annem biliyordu. Butikçi oldum. Milano'ya gittim. Biz ailece bu şarkıları hep dinlerdik. Hmm. Tabii müthiş bir Orhan Gencebay. Benim bir şarkım vardır. Hangisi o? Aa. Çalsınlar. Çalalım hemen. Ray ra 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 ra. O muydu? Aa, heyecandan unutuyorum. Neyse, hiç neyse. Peki sana bir ara yarışmada, aynı yarışmada jüri üyesi olduğun Kerimcan Durmaz'ı sormuştuk aslında reklama gitmeden önce. Ha evet. Bu süreçte hiç Kerimcan'ı aradın mı, konuştunuz mu? Aa, şimdi şöyle bir şey, Kerimcan Durmaz konusunda televizyonun sahibi bizim yapımcılara şey yapıyor. Yapımcı bana sordu. Ben istesem hayır Kerimcan'ı ben istemiyorum yoksa giderim derdim. Ondan sonra misal ben de dedim ki tabii dedim yani ekmek parası. Şimdi Allah için konuşmak gerekirse çok saygılı, çok terbiyeli. Odaya gelirdi bana eyeliner, ben makyajımı hep kendim yaparım, eyeliner çekerdi. Son derece şeydi davranışları, şimdi iftira tamam günah, çok şeydi ona. Mesela ben onu öğretiyordum, ara kalk oyna hani kızlan falan şeyin olsun, gündemin olsun. Hiçbir yanlışını kendi şahsıma oradaki bilemiyorum sonra. Ben 2,5 ay önce ayrıldım ya, kaçtım gittim. Sonra ne oldu bilemiyorum. Herhalde genç yaşta fazla bir paraya sahip oldu. İşte o markalar, o şeyler. Şöhret. Ondan aradın mı Kerimcan'ı bu olaydan sonra? Yalan konuşmayayım, aradım. Şöyle ki aradım. Doğruyu konuşuyorum. Kerimcan, bak canım dedim. Açtı telefonu. Nasıl bir oldu? Olayın dedim olmuş. Ben hiçbir şeyi görmedim yani, araştırmadım bile. Dedim ki artık bu olmuş. Ondan sonra ne olursun kendini bak değiştir. Kendine fikirler verdim. Yani bazı bir abla gibi ona konuştum. Çünkü niye, o da benim hastalığımda çok bana mesajlar açtı. Çok telefonlar açtı. Ondan sonra ona bazı şeyler sundum, fikirler sundum. Büyük bir yanlıştası. Yani o anlattığım şeyleri burada konuşmam olmaz. Peki onun nasıldı, morali nasıldı? Valla morali bozu şeydi. Kötüydü. Ağlıyor çünkü muydu? Çünkü ses tonundan şeyinden anladım. Biliyorsunuz hep benim yanımda otururdu. Ben zerre kadar bir şeyini görmemiştim. Şimdi doğruya doğru. Ağlıyor muydu telefonda? Bilmiyorum ama sanki ağlamaklı gibiydi. Yani hüzünlüydü. O bana hatta çok teşekkür etti. Sen dedi iyi bir anne, iyi bir ablasın zaten. Çok saygılıydı çalışırken biz. Çok hiçbir şeyini, hani yanlış bir şeyini, aykırı bir şeyini görmemiştim ben ondan sonra. Bir başkasına değil, kendi kendine etti zaten. Evet. Bu videoyu reklam içinde paylaşmış olabilir mi? Efendim? Bu videoyu paylaştı, o müstehcen videoyu. Gündeme gelmek için, reklam için paylaşmış olabilir mi? Az çok tanıyorsun. O kadar tanımıyorum. Bilmiyorum. Ama sanmıyorum herhalde böyle bir şey. Bazıları için reklamın iyisi kötüsü olmaz. Öyle reklam olur mu canım? Evet, felaket bu. Ama konuyu kapatalım.